Merhaba. Bugün Gürkan Coşkun'un, daha doğrusu bilinen yaygın adıyla Komet'in atölyesindeyiz. Bir sergi hazırlığındayız ama bu sergiden parça parça tam bir şey kavramanız olanaksız. Komet benim yaşıtlarımdan, yani doğal olarak 50 yılı çoktan arkada bıraktı. Tabii sanatta 50 yılı, yoksa yaş olarak güzel bir yaşta. Merhaba Komet. Merhaba. Ne sergisine hazırlanıyoruz? Sergi. Evet. Vallahi şimdi bir sergi olacak, uluslararası bir sergi. Kuat Galeri'de olacak. Orada bu Barak Tarlası heykelleri var orada. Onları sergileyeceğim. Ondan sonra ne tarlası anlamadım. Barok Tarlası. Barok Tarlası. Evet. Ondan sonra tekrar video sergileri projelerimiz var. Sonra resimlere devam ediyoruz işte. Vallahi sergi, yani aslında sergi açmak için sergi rahatsız edici bir şey. O kadar da profesyonel olmak istemem yani. Şöyle söyleyeyim. Ancak insan bir şeyler yapar, birikir. İlla içinde kalmamak için illa göstermek ister. Sergiyi o şekilde açmak lazım. Halbuki şimdi profesyonel sanatçı olunca illa işte bir senede bir sergi açmak, illa sergi açmak. Bu da acayip bir şey yani. Ama Behçet Necatigil bize şair olarak derdi ki, yılda bir kitap çıkarın ya da kitap hacminde bir dergide yer alın. Evet. Kendinizi unutturmayın derdi. Aman unutsunlar bırak. Tekrar hatırlatmak daha güzel olur. İki gibi bir defa hatırlarlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Yani ancak insan içinde dolar dolar da onu göstermek ister. O zaman göstermesi. Bir şey yani, yarayacaksa bu profesyonellik de çok kötü bir şey aslında yani. Peki ben şöyle hatırlıyorum. Evet. Senin çok heyecanlı sergilerinden birini. Mesela bir ara halıların arka yüzüne resimler yapıyordun. Evet. Sokak ressamlarının resimlerinin üstüne, evet, resimler yapmayı düşünmüştün. Senin söylediğin gibi uçta ya da sevmiyorum bu sözü ama marjinal denemeler sana yakışır. Sen böyle şeyler yapardın. Eskiden yapardık ama doküman, sanat falan diye bir... Şimdi mesela senin için biliyorum ki bu video sergisi çok yeni bir şey değil. Tabii ben hatırlıyorum en az 15 yıldır sen videoyla ilgili bir şeyler yapıyorsun. Hatta yerine getiremediğin tasarılar var. Feshane'de mesela... Mülkiyetle ilgili bir espri yapacaktın, sonra onu yapamadın, bir kafesin içinde kitap okudun diye hatırlıyorum. Sözlük okudum, evet, Türkçe konuşan sözlük. İyilileri okudum. Nelileri okudun? İyililer de çok imkan veriyor insana yani. İyili kelimeleri. İtibar, intizam, efendim, ihtilal, inkar. Yani bir sayınca çok ilginç bir birikim var iyililerin. İyilileri, evet, okudum. Peki kitapta da böyle birikince mi kitap yaptın? Bir de senin şimdi, şair tarafın şimdi var yani. Kitap çok duruyordu şiirler uzun yıllar hiç yayınlamadan. Arkadaşların, genç arkadaşların şeyle zoruyla, zoru da değil de yani onların da yardımıyla 2006'dan itibaren dergilerde yayınlamaya başladım. Sonra bazı arkadaşlar yardım etti. O bütün külliyattan işte toplu şiirler çıktı, bir tane seçme şiirler.
Ondan sonra da tekrar çıkar illa bir şiir kitabı falan diye bir tane daha çıktı. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bu tabii bir gelenek haline geldi. Siz bir şair ressamlar kuşağısınız. Evet. Bir de resimlerin kenarına Burhan gibi şiirler evet. yazanlar evet. vardı. Sen, Bedri Hoca, bir de Metin. Eroğlu. Evet. Evet. Hem şair hem evet. ressam olanlardınız. Hatta İlfat da resim yapardı. İlhan Berk de yapardı. Ben bir sergi açtım bir galerinin açılışı için Dirim Art Galerisi 2002'de. Orada kendi koleksiyonumu sergiledim. İşte şair ressamlardan İlhan Berk, Metin Eroğlu, Oktay Rifat. Oktay Rifat da ölmeden önce daha yıllardır söylerdik bir resim değiştik mesela. Bütün bu Mustafa Irgat efendim hepsinden resimler vardı. Mustafa Irgat'ın şair olduğunu biliyorum ama ressam olduğunu resim de yapardı. Hatta işte hastayken bir sergi de açıldı onun için. Rahmetli. Babası da Cahit Irgat da hatırlıyorum. Bir ara tiyatrolardan falan kaçtığı zaman Yeniköy'de bizim sahile gelirdi o balıkçı yerlerine. Yenice kapaklarına resimler yapardı. Ben ona kızların bizim boyalarından aşırıp götürmüştüm. Küçük resimler yapardı Cahit Irgat. Cahit Irgat için yıllar önce onun memleketinde yani Lüleburgaz'da evet. bir gece yapıldı. Evet. Kızı geldi evet. Zeynep. Zeynep. Evet. Zeynep'de işte tiyatro. Çok heyecanlandı tabii. Zeynep Irgat. Zeynep'le bir Lüleburgaz'a gittik. Çok evet. hoş bir yaş günü evet. yapıldı. Cahit Irgat'a. Yani işte şairler aslında büyüdüm ben de ya. Peki şiir onun için mi yoksa ben şiire geç başladım. Resmi tamamlayıcı bir şey mi? Şimdi ben küçük yaştan itibaren şiir okurdum. Çok şiir ezbere bilirdim. Sonra İstanbul'da şairlerin arasına düştüm tabii. Yani şairlerin kimlerin arasına düştüm. Şimdi önce işte akademiye geldi. Akademide işte Ayhan Kırdar, sizler geliyordunuz, sen vardın, bir sürü Melisa'lar, bir sürü arkadaş vardı yani. Geçen gün şeyi gördüm, televizyonda Eray'ı gördüm. İstanbul'dan geziyorlar, bahsediyorlar. Hepsi eski arkadaşlar yani böyle. Şiir matinelerine giderdik. Tabii bendeki evet. resimlerin yarısında senin fotoğrafın vardır. Yapma ya, görmek isterdim evet. Neyse ondan ama sonra... onu tabii sen olduğunu geçen gün bir ara bakarken evet. Şimdi şey oluyor zaman geçtikçe tabii. bu yüzü tamamlıyorsun. Evet. Senin o yüzün yani şeyi kapattım aa dedim yahu bu komet. Evet. Yani... Sonra işte evet ki Refik'le şey yaptık, haberleştik. Tabii Refik'ler, bir şey daha söyleyeyim, Kerem Güney şey, vardı. Şeyler işte bizim Süreyya'lar, Berfe'ler. Tabii Yavuz Örten. Yavuz Örten öldü, vardı, Bunaltıcı. Tabii Tanju Gökçeliler falan, işte Mehmet Keskinoğlu, Alaşoğlu. O Bunaltıcılar bizi çıktı. Biz böyle varoluşçuyduk o zaman. Sonradan sosyalist olduk yani. Ama niye bize gelirken varoluşçuluk evet. sosyalist yanıyla birlikte geldi. Evet. Sorumlulukla birlikte geldi. Yani evet. Türkiye'de varoluşçuluk kitabını çeviren kim hatırlıyor musun? Şeydir. Asım Bezirci. Asım Bezirci. evet. Şimdi durup dururken niye evet. Asım Bezirci? Varlık Özden önce gelir. Asım Bezirci tam tersinden alıyordu. Karşıydı onlara yani. Şeylere. Existansistlere. Ama kitabı da ben çevirmeyiz. Zürrahisele Kafka yapan da karşılardı o zaman bazı. Ama şimdi her şeye evet. karşıydı ama bütün o kitapları da ben evet. çevirmedim. Doğru tabii evet. Ayrıca varoluştan evet. gelen üzdü bizi Adnan Özyalçıner evet. Falan. Tabii. Demir Özgür. Demir Özgürler bütün o grup. Bütün evet. o grup varoluşçuluktan tabii, geldi. Tabii. Onlar da bize dünyadan tabii. sorumlu olmak. Evet.
olayı evet. Şey değil doğru, ki. Evet. Yani biz dünyadan kendimizi sorumlu sayan bir kuşaktık. Kuşak evet tabii. Ama ne bak ne güzel Onat kutlarlar, Onat'ımız tabii yani. Onat. O zamanki kahveler, çok, İstanbul'un evet, ağaçları evet, bitmeden önce Beyazıt'ın ortasındaki tabii kahve, yani, sen yeni kapıya gelir miydin? İşte anlattım işte o sıralarda işte Cahit Hırkat'ın geldiği kıyıya giderdik. Bir de orada kahveler vardı. Orada kahveler vardı. Evet. Hatırlar mısın denizin kenarındaki mavnalardan birinde evet, sinemada vardı. Evet. Ve o neydi o kayalıkların için deniz kenarında da orada içinde içerdi küçük hırsız sandalyelerde falan. O lokantanın evet, adı neydi adı? Ben söyleyeceğim. Tango, bıyık, bilakis. Evet. Tango, bıyık ve bilakis. Şimdi onu işleten arkadaşlardan biri iktisatçı oldu. Bambino'yu biliyorsun. Ay yok, yok canım Bambino olur mu? Bambino, Bambino değil. Zaten Bambino'nun öyle ciddi bir şeyleri yok, üstlenecek yok, hali yoktu. Yok. Şimdi bir tanesi Teo. Teo evet. Yok, o şair Teo olan değil, hayır. Zenci bir arkadaşımız vardı, savcı oldu evet, o Teo. Evet. Öteki felsefeci bir arkadaşımızın eşi. Altay Direk. Hayal meyal böyle bir şey var ama tabii, hiç yaramadım. Evet. Tango Büyük Bilakis'in evet, sahipleri onlardı. Evet. Biz de gidip yani kızlar da oraya evet, uğrayıp salata yapıyorduk onlara. Evet. Gündüz gözüyle bir defa açtık. Mahmut Makal İngiltere'den döndü diye. Yani ona evet, İngiltere dönüşü böyle bir kumların üstünde evet, yemek evet, yedirdik. Kuzgun'un eşi, eski eşi yani, şey bizim Bike, çok güzel bir film yapmış Mahmut Makal üzerine. Mahmut Makal şeye geliyor, köyüne geliyor falan böyle harika bir dokümantik. Sahi. Yıllar sonra eski şeyleri buluyorlar. Eski görmedim. Yani. Evet. Harikulade bir şey. Türkiye'de gösterilmesi lazım. Sen nerede gördün? Ben Fransa'da bandı da aldım hatta. Sonra ondan haberleştik. Burada bir defa gösterilmiş galiba ama ne oldu bilmiyorum. Çünkü dönüş işte orada tabii ki köy değişmiş karşılıyorlar ama köyün eski taraflarında hala onların kaldığı haraba halinde ev, bunun çocukluğunda kaldığı yer, öküzlerin kaldığı yerde kalırlarmış. Bir de köy enstitü okuluna gittiler. Okul harabe halinde duruyor. Gazeteler uçuşuyor falan böyle. Harikulade bir şey bu. Ama törenle karşılanıyorlar böyle yeni şeyleri. Tabii çok enteresan bir şey yapıldı. Didim tarafına gidersen evet, aklında olsun. Akköy'de evet, bir depoyu bir çılgın şair arkadaş kütüphane yaptı. Allah Allah harikulade. Tabii harikulade Akköy Kütüphanesi, evet, köy enstitüler kütüphanesi oldu evet, onun adı. Oradaki 14-15 sokağa da yazar adlarını öyle ver. Mi? Tabii bir tane Nursel Nur Sezer caddesi var. Harika. Tabii bir evin köşesinden de Adnan Özyavuş yere giriyor. Ama yok kaldırmazlar herhalde onlardan pek her kolay. Şey yok o şey almış, biz gittik onu yiyip neredeyse davul zurnayla 5 yıl mı oldu, 6 yıl mı oldu? Astık evet, tabelaları tabii. Adnan Özyalçın'a var mı? Adnan Özyalçın'a bir böyle tabii küçük sokak. Benim sokakla bir evin kesiştiği yere yapmışlar tabii. Çok güzel düşünmüş. Pamukçu soyadı. Güven Özgür. Pamukçu. Ha, Özgür Pamukçu diyebilirsin. Hayır, Güven. Evet. Özgür onun oğlu olabilir. Kız Özgür Pamukçu var. Olabilir. Bu şeyde gezi sırasında da bunlar çok böyle sağlık ekibi olarak çok şeyler yaptılar.
bu şey Güven de Didim de orada o köyde yaşadı. Evet. Tam bir çılgınlık gerçekten. Evet, yani herkes onu devlet görevlisi zannettiği evet. alakası yok. Ama orada şenlikler yaptı, sokaklarda evet. filmler oynattı, bizi götürdü. Orada muhtarla köyle evet. anlaşmış. Bir sürü adamın sokağı var evet. orada. İnşallah o şenliklere de mani olmazlar, her şeye mani olabilir. Yani. Didim'e çıkan evet. Didim'e çıkan caddede. Evet. Zaten alttaki cadde Muzaffer İzgü Caddesi. Öyle mi? Evet. Ondan sonra Senlüm Sezer. Ara sokaklara indiği zaman orada ressam evleri falan da yapıldı evet. ilk zamanlar ama bütün onlar yoktu. Yoktu tabii. Bu geçen gün televizyonda gördüm. Suyucu bizim canım kızı. Bayağı böyle geziyor belli yerlerde o dağlara çıkıyor, kasabalara gidiyor. Bir takım halkla beraber resimler yapıyorlar. Çok güzel bir program. Devam ediyor bana. Suyu tanısın. Ben tabii. onların tabii minikliğini biliyorum. Evet. Suyu da güzeldi. Güzeli de Hasan var. Hasan İngiltere'de. Güler de resim yapıyordu. Ne oldu bilmiyorum. Uzun zamandır görmedim. Güler şiir de yazıyor. Öyle mi? Evet. Tabii. Ben suyu da görmeyeli epey oldu. Evet. İyi şeyler yapıyordu. Şey, bir köy, yani şimdi Akköy'ün de Akköy dergi çıkartıyor. Köy kendi evet. dergi çıkartıyor. İşte her yıl bir şenlik yapıyorlar. Evet. Oraya gittik, bu yıl şey vardı, Akköy'de miydi yani Didim şenliği miydi bilmiyorum. Ülkü oralardaydı, Ülkü'yü ağırladı. İşte, evet. evet, Ülkü'yü ağırladılar. Ege'de gayet keyifli evet. oluyor bunlar. Ama o çocuk galiba şimdi iki köyde falan kütüphane var. İki evet. ya da üç köyde. Şey de yapıyor yani o kitapların başında durup uzun zaman çocuklarla evet. Kim okuyor kitapları? Beraber. Okuyorlar mı? Tabii tabii. Okullardan geliyorlar, evet. ödev yapıyorlar. Ben de benim kitaplarımı bakalım işte Zeynep ne kadar kendisine şey yapacak. Yıllarca sanki ölev gibi mesai gibi Çorum Kütüphanesi'ne gitmişimdir. Çok zengin, güzel bir kütüphanesi vardı. Önceleri Halkalı Kütüphanesi'ydi. Oraya giderdi küçükken. Daha sonra güzel bir bina yapıldı oraya. Çok zengin bir kütüphanesi vardı Çorum'un. Oraya hediye etmek isterim. İnşallah bakalım. Ya, tabii ama yani bunu Fransızcaları belki bir şey verdi. Çünkü Fransa'daki, Paris'teki kitapların çoğunluğu Fransızca. Belki onları Galatasaray Üniversitesi ama oralarda da olmuyor. Başka ne yapmak lazım bilmiyorum. Vallahi bak burada kitap var yani. Senpülşeri gibi, Senbenova gibi. Yani mesela Senpülşeri'de ya bu yaza sağlıklı ol, ben de sağlıklı olacağım. Evet. Senpülşeri'ye gidelim. Evet. Senpülşeri... Eşim Galatasaray'dan, belki Galatasaray'da da onlar da iyi doludur herhalde orası, herkes veriyordur. Hayır, Senpülşeri'yi şundan biliyorum. Her yıl bir edebiyat günü yapıyor ya evet. da edebiyat haftası yapıyor. Yazarlar çağrılıyor, evet. Kitaplar şey diliyor, böyle evet. bir... Hoş bir şey de Nigat söyledi. Var. Babası Türk, annesi Fransız. Moda'ya yerleşti. O da çok orada o lisede işte resim, edebiyat bu tip şeylerde bulunuyor. Yani onu aslında Hayır. bence evet. oradaki hocalardan biriyle konuşmak lazım. Evet. Hangi okulun durumu evet. na daha yararlı olur. Yararlı olması meselesi tabii evet. Doğru. Böyle bir şey yapılabilir. Evet. Yani Galatasaray'da olur, Senpülşehir'de olur. Evet. Bana bu yüzden Frankofon olarak şeyden de Senbenova'dan da bütün evet. konserlerin davetiyeleri geliyor. Evet.
Evet. Bir defa bir şey yaptılar. Hoş da bir programdı. Düşün Lale Müldürlü falan bir şey günü yapıldı. Şiir günü yapıldı. Galatasaray'dan falan da geliyorlar. Evet. İşte cici böyle kekler, kahveler, şeyler. Hoş. Evet, ben pek hoşlanmıyorum öyle şeylerden ama. Nasıl? Yani bu tip düğün dermek şeylerden bir geçtiği daha kendimi çekmiyor. Hayır, düğün dermek hikayesi. Ben hoşlanmam. Bu şenlik şeyler. Hayır, şenlikten çok orada akademide bir zaman konferanslar vardı, hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Öyle konferans şey yani arada içip artık ihtiyarladığımız için arada birer kahve içip bir şeyler yeniyor. Yoksa öyle hani şenlik deyince düğün dernek şenliği. O da olsun ama bana göre değil artık. Yani ben daha çünkü artık eskiden tek bir akım çıkardı mesela sanatta, resimde de. Herkes o tip şey yapardı. Şimdi böyle daha hoş şeyler de yapılıyor. O da olsun. Daha derin şeyler de olsun. Hırçın şeyler de olsun. Daha dramatik şeyler de olsun. Yani biraz şey unutuluyor gibi geliyor. Sanatta yani işin trajik boyutu, sanatın şahsi ve muhterem olduğu meselelerinden çok uzaklaşıldı. Tamam, diğer mesele olsun. Böyle derinlemesine çalışmalar, tavırlar da olsun istiyorum yani. Şimdi sen sanatın şahsi ve muhterem olduğu tarafı da var. Deyince, bir taraftan. Hayır, ben şeyi hatırlıyorum. Evet. Sen yurt dışında olduğun için hiç yargılanmadın. Evet. Ve savunma yönlerinden biri şudur. Evet. Bizde genellikle toptan suç atılır. Evet. Halbuki avukat hemen der ki efendim suç şahsidir. Evet. Çok güzel. Şimdi orada arka sırada ve muhteremdir diye eklerim sanat gibi. Suç şahsi ve muhterem. Ben neden bunu söyledim? Çünkü en çok hücum edilen şey. Bu artık kabul edilmiyor. Sanat şahsi ve muhteremdir. Bir zaman dalga geçilen bir sözdür. Ya da kızılıyor yani. Onun için ben şimdi onu belirtmek istedim. Ha, yani. O tarafı da var diye. Suç da biliyorsun aynı biçimde şahsi ve ben de muhteremdir. O şeyin kitaba şey olarak Adorno'nun sözünü şey yapmıştım. Koymuştum. Bir sanat eseri diyor, işlenmemiş bir suçtur. Ve bir sergi açtım işte, suç ortaklığı diye. Çeşitli, kendi koleksiyonum da vardı. Şimdi burada kataloğu vardır belki, bilmiyorum. Suç ortaklığı diye, komplisite diye bir sergi açmıştım. Çeşitli arkadaşlar toplayarak. Evet, yani iki tarafı... Evet, yani sanatın ama şahsi olmasının unutulması normal değil mi? Postmodernizm bunu getirmedi mi? Şimdi bu çağdaş sanat denilen kavramda çeşitli onun da formülleri de var aslında ama daha eğlendirici sanatlar da var. Yani tavırlar, yaratılar. Ben onlar da olsun diyorum yani olmasın demiyorum ki. Yani diyelim ki küçük bir şeyi büyütüyorlar, insan şaşırıyor. Büyükler için oyuncaklar yapılıyor. Şaşırtıcı, esprili şeyler yapılıyor. Ben de yapıyorum o tip şeyler. O da olacak. Derin sanat da olacak. Yani artık büyük bir özgürlük var. O çok önemli. Değil mi? Şiirde de her türlü şiir yazılıyor. Her zaman vardı. Vardı. Şimdi daha da çünkü iletişim araçları çok büyüdüğü için değil mi? Daha değişik oluyor. Ben anlamıyorum aslında. Bana çok mucizevi geliyor Komet. 15. yüzyıl sonunda işte mesela Mihri. Evet. Sizin oraya yakın Amasyalı. Evet. Şimdi o Nazire yazıyor, Necati'ye gönderiyor, öteki şairlerin haberi oluyor. Ortada dergiler yok. Evet, doğru. Gazeteler yok. Nasıl oluyor değil mi iletişim?
adamlar Necati kızıyor, ey benim şiirime nazire diyen diye. Ben de bir nazire yazdım bu kitapta. Cevap yazıyor. Yahu bütün bunlar, evet. Şurada biz bir türlü anlaşamıyoruz, haberleşemiyoruz. O dönemde nasıl yapılmış? Yani bana evet. Korkunç mucizevi geliyor. Evet. Yani adam minyatür yapıyor. Neredeyse bütün coğrafya biliyor o minyatürü. Evet. Bir şiir yazıyor, bütün coğrafya biliyor. Bunun sağlanması bana olağanüstü geliyor. Evet. Ne diyecektim? Evet. Şimdi tabii büyük bir bilgi ve imaj bombardımanı altındayız da. Ben nazire yazdım diyordum. Ha, şey Necati'ye nazire de. Saçma sapan bir şiir yazdım. Hangi Necati'ye? İşte o Necati'ye, bahsettiği Necati'ye. Necati'ye. Evet. Kitapta var, son kitapta. Başka bir şey unutuyorum yani. Şunu, kan kırmızı mı giyeyim? Şunu giyeyim de biraz evet, şimdi onu hemen onu takarken evet. Söyle. Bu güneşlendiriyor beni. Diye. Ha şey, aklıma geldi. Geçen gün bu gençlerin çıkardığı fanzinler, küçük bir sürü dergi var. Anadolu'da çıkan. Bir arkadaşım var Necmi Zeka diye, hem bir düşünürdür hem de şair. Dedim ya dedim bunlar dedim koy verip gidiyorlar bir sürü dilleri de dedim acayip. Benkinden daha çok anlaşılmaz dedim onlarınki. Çok çatışıyorlar. Dedi ki bu dedi internet dili dedi. Oradan geliyor onlarınki. İlginç bir şey değil mi? Ama internet dilinde bazen sesliler kalkıyor. İşte acayip bir şeyler herhalde ondan. Sonra ifade başka türlü hale evet, geliyor. Evet. Bu cikleme diyorum şeyler, bu kuşların dilinden evet. Konuşulan o da 140 harf mi sözlük mü? Ben kuş diliyle de bir şeyler yazmıştım diye şeyler ama. Yani evet. Bu 140 karakter. Evetlik bir anlaşma tabii. Tamam. Böyle bir dille şiiri bilmem de roman yazılmaz herhalde. Ben de mesela iyili nerede benim olabilir var mı burada? Yok. Şey yazmıştım. Hep illilerle ilişkimizi bitirdik. İsmimizi dindirdik gibi böyle hep iyili bir şiir yazmıştım. Bir de üğülü. O üğülü çok zor tabii. Öyle şaka yapardık mesela. Müsülü şümlü, müsülü ürlü künşülü. Her şeyi üyü koyunca çok çok çık zir ilir. Çık zir ilir. İyi koyuyor falan. Böyle komik şeyler işte. Ama tabii halk edebiyatında adam böyle şeyler yaparken dudakların arasına iğne koyup öyle mi? Evet, bilmezdim onu bak, yeni öğreniyorum. Abi, şey söylüyor, lep değmez, dudak değmez demek. Aa. Lep değmez şiir söylüyor. Allah Allah. İki dudak arasına iğne koyuyor. Evet. Dudak arasına iğne koyuyor. Aa, çok ilginç. Şey yine, tabii normal dikiş iğnesi. Allah İki Allah. İki tarafta tabii. Batıyor. Batar, M demeyeceksin, Allah. B demiyorsun galiba, M, B, işte hangi kelime, evet. Şiir okuyorsun ama, şiir söylüyorsun Allah ama. Ne zaman bu? Var, halk, hala bizim halk şiirimizin yarışma dallarından Allah biridir. Allah. Bak, bak. Zordur, lep değmez. Evet. Lep demeden leblebiyi anlamak da orada. Evet sen bir suç işleyip bize bir şiir oku Komet artık. Hangisini okusam acaba? Vallahi. Tamam. En masumunu okuma herhalde tabii. Evet. Yani olurduk. Sonuçları seçelim. Seçelim de öyle gidelim, diyordu eskimiş tweet ceketli adam. İçine yaslanan benlik,
olma isteğinde, belki de yok olma. Çok acıklı bir biçimde ihmal edilmiş duvarda sandalyelere yaslanarak kaybolmuş oluyordu. Böylece inşa ediyordu masanın oldukça uzağında, abajurun gölgesinde, mukavva tabaktaki füme eti yemeğe koyularak, sayılar gittikçe azalan konuklar, okuyucularım böyle evlerde oturuyorlar, böyle şeyler düşünüyorlardı. Herkes konuşmak istiyor fakat dinleyen yoktu. İyi ruhlu çoban hep iyi istediği için hep haklı olduğuna inanıyordu. Her şeyin en iyisini bilir durumda olmayı bir görev sayıyordu. Bu konuyu kapatın artık diye sinirleniyordu yargıç. Böylece biz de şiirimizi bitirmiş gibi yapıp uzaklaşıyorduk. Şiirinizi bitirmiş gibi yapıp uzaklaşıyorduk. Demek ki senin okurların bu kava tabaktan füme etmiyorlardı. İşte kokteyl falan diyor. Herkes bilenler işte onlar burjuvalar. Yani. Peki sen bir tane daha okuyayım mı? Peki oku. Böyle geçti. Bir hayat böyle geçti. Oturup kahve içti. Ben seni hatırladım. Sağ gözüm seni seçti. İsmimin içinde yapayalnız, tribünde en arka sırada hem. Beni sevmem diyorlardı, ağlatıyorlardı beni hem. Hevesim nerede kaldı? Beni kesti hımbıl bir melek. Yolumu kesti. Desturum kaldı yarım. Elimi kesti yarım. Suçu saçımda. Kapı kapandı. Mahsur kaldı heves. Kusurum oldu. Getirir de evimize hep iyi haber. İncelemelerinin sonucuna göre hiçbirisi doğru değil. Güvenlik meselesi ve sivil saldırılar önemli değil. Hiç memnunuz hem söylendiği gibi suçsuz da değil. Neden kalbimiz böyle? Böyle ötüyor ama tenhada suçsuzca yakalandı. Resmen mukabil değil. En iyi sonsuzluk budur. Kendi kendine yeten yetkin bir daire. Gururlu ve yeleli. Olmaksızın nasıl olur aynı biçimde? Ve kaça kadar olduğu hiç belli değil. Başlamadığı için sonu yok. Ayıp olurdu susuz, havasız ayıp olurdu. İkide bir incelik diye incelmiş, çürümüş burjuva evleri gibi kururdu akarsular, limağımız kururdu. Salonda kurumuş esrik kişilik, ne kadar aksi olsa da yok evde sanki. Hoyrat fırtına değil, bir melek sanki. Yoksa çok ayıp olurdu hayat. Hiç kirlenmese de kaderimiz, hırsımız olurdu harsımız. Derimizi gibi kiri bedava değil. Evet. Peki ben şeyi sorayım, bu kadar zaman sormadım yani böyle bir şair ressamlar kuşağı diye saygı da duyuyorum. Birbirini mi tamamlıyor? Bilmiyorum ki yani. Yani şimdi sen ressam dediğimiz zaman şairliğini sen hatırlatıyorsun yani. Ondan da caymıyorsun. Tabii ben ressamım yani. Ama şiir seven bir ressamım. Şiir yazmadan da edemiyorum. Yani şiir seven ressam değilsin. Sen şair bir ressamsın. Diyelim öyle diyelim peki. Yani şiir seven ressam yani bir şair olarak söyleyeyim belki şiir yazmaz yani. Belki evet ama bilmiyorum. Yani Bedrami şey derdi, bilmiyorum senin başına o gelmedi herhalde. Beni şairler ressam dedi, ciddiye almadı. Ressamlar şair dedi, doğru, ciddiye almadı. Evet. İki tarafa da işte, almadı dediler. Orhan Koçak yazmıştı, işte benim elim serbest diyor Kumet'in eli, onun için böyle diyor. Çünkü şairler... Tabii kızanlar oluyor bana şiir yayınladığım zaman belli yerlerde niye yayınlıyorsunuz bu adamın şiirlerini falan diye şeyler oldu sana yani. Sana mı? Evet evet. Halbuki senin komikliğin bile... Bilmeyenler tabii evet. Tabii şiirden geliyor. Evet. Ben şey diye hatırlıyorum, ben Uzay Prensi, Komet... Evet tabii öyle şiirlerim vardı. Dize oydu. Evet öyle bir şeyler vardı evet. Böyle bir kuyruklu yıldız olarak... Evet. Evet. Ama şiir tabii ben şairler için şunu söylerim. Sen
dün için sen resim de yaptığın için senin böyle bir şeye ihtiyacın yok. Ama bir şairin çağının resmini bilmesi lazım. Yani çağdaş şair deyip de adam Şeker Ahmet Paşa'da kaldıysa olmaz. Demiyorum kalabilir de yani belli olmaz bu işler ya. Formülü yok yani. Hayır yani biraz şair olmaz demedim bak. Çağdaş. Ha çağdaş. Çağdaş olmaz yani. Vallahi. Adam Şeker Ahmet Paşa'yı severse de demiyorum. Şeker Ahmet Paşa'da kalırsa diyor. Kalırsa başka bir şey tabii. Yoksa adam herkesi bilir de Lodrek'te sen, kalır. Senur yani bir şey iyi bir sanat eseri ise iyi bir sanat eseridir. Yani diye düşünüyorum. Yani çağdaş olmasa karşı, çağdaş olmasa da diyorum iyi bir şair ise iyi bir şairdir. Yani değil mi yani öyle değil mi yani? Canım çağdaş iyi bir şair her zaman çağdaş. Ha onu diyelim o zaman yani. Çağdaş olup olmamaktan çok iyi bir sanat eseri mi, iyi bir yani çağdaş mı? olmak, zaten gününe seslenmek zaten, demek. Zaten seslenir iyi bir sanatçının işi. Çağdaş olmak gününe seslenmek tabii, demek. Evet. İyi bir sanatçının çağa geçmez. Tabii onu diyor demek istiyorum. Şimdi Lautrec çağdaş değil diyebilir misin? Evet. Goya çağdaş değil diyebilir misin? Evet. Hatta belki matrakçı Nasuha hiç diyemezsin. Ama asri olmayabilir. Asri diye bir sözcük vardı bizim zamanımızda. Çok güzeldi. Ama asri ben asri. Bazen asri oluyorum, bazen asri değilim. Öyle söyleyeyim. Sen? Bundan sonra bak, çağdaş sana, demeyeceğim. Asri diyorum. Sana asri komet denebilir doğru. Bazen çok asriyim, bazen de asri değilim. Asri'de sen Asri'de senin bir özellik var. Senin şiirin de klasik bir şiirdir artık yani öyle söyleyeyim. Hala duruyor hayatta yani gayet güzel. Şimdi Asri'de özenti var. Asri'de özenti var evet. Şimdi de çok fazla çağdaşlıkta özenti olduğu için diyorum. Çağdaşlıkta özenti yok. Yani çağdaş diyorsun. Şimdi modernizmin belli dönemleri var. 1930'ların modernizmi var, 50'lerin modernizmi. 30'larda diyor ki biz artık robotlar şey yapacak, şunu şöyle yapacak. Yani dünya artık çok değişti. Halbuki o zamanlar ya 50'li yıllarda bir şey geldi Amerika'dan. Naylon gömlek, naylon çorap, naylon kravat. Değil mi? Hayat şey çok değişti kendi. Halbuki sonra hemen dönüş oldu günlü şeye, şuna buna yani. Peki hatırlıyor musun? Yenisi oluyor. Her şeyi keşfettim ben oldum kendi ya. Çok güzel. Evet. Bu bizim halk sanatımıza bayılırım. Sen hatırlıyor musun o zaman çıkan türkülerden birini? Hangisi? Evlenmeyin bekarlar, naylon kızlar çıkacak. Doğru, çok güzel. Ama sonra da çıktı zaten naylon kızlar. Her şey naylon oldu. Neydi? Her şey naylondondu. Necati Gül miydi? Vallahi o kadar. Bilmiyorum. Her şey naylondondu. Turgut'un mu? Olabilir. Karıştırdık bunu. Burayı silsinler diyorsun. Geyikli gece ya, geyikli gece. Geyikli gece tabii Turgut. Turgut tabii evet. Orada gece her şey naylondandı. Ve şimdi biz şeyi unutuyoruz. Plastik çağıymış. Bütün bu uçaklarda gökyüzüne giden o şeyle Sputnik diyorlardı. O uydular. Plastik her yerde var. Yani plastik en ama önemli madde. Plastiğin anlamı değişti. Şimdi doğru. Plastik sanatlar sözünü düşün. Plastik kelimesini öteki plastikle değiştirince lastik oldu. Artık lastik oldu. Lastik çağına gireceğiz o zaman plastikten sonra. Sikolastik. Başka lastikler. Şimdi İrfan'a selam söylemek lazım. Doğru. Dün gece içtik bir falafullik, lakur lukur luklik. Dedem Maçka'da uyurken cüzdanı Halice sarkardı. Ne kadar güzel. Neler söylemiş? Karşıda fes, başında fes, karşıda tuval, bu ne festival? Diye bitirelim. Bitiyor mu acaba? Demek ki bir
Demek ki neymiş? Öğretmenimiz izciymiş. Bu da Şener Akmen vardı o. Şimdi Şener Akmen var. Şeyde teknoloji hocası vardı bizim, Salih Urallı. Çok da tatlı bir adamdı. Biz kızdırırdık çocuk gibi böyle. Ondan sonra yaramazlık yapınca akademide oluyor bu. Ben sizden de afeciydim. Akademiyi ben yaktım falan derdi. Ben de izciydim diyor. Hep şimdi Şener kalkıyor. Demek ki neymiş? Bütün sınıf beraber öğretmenimiz izciymiş. Hadi herkes dışarı diyor. Kovuyor bizi. Biz karşıda merkez lokantasına gidiyoruz, meyhaneye. Sonra o da geliyor, tek başına oturuyor. Hadi hocam bize ısmarlar falan. Sonra birleşik tabii. Ne günler. Şey gelirdi oradan. Gençliği bir özlüyoruz. Yavaş yavaş ya, dünya azlıktı. Dünya azlıktı o zaman. İstanbul 1 milyondu, Türkiye 20 milyondu. Dünya 2,5 milyardı. Şimdi 7,5 milyar. Hümet Yaşar'ın şiiri vardı. Dünya 2,5 milyar insanın ayağına göre değil bu toprak diye. Oradan hatırlıyorum. Şimdi 7,5 milyar. Kalabalık. Ama bu dünya aslında adam gibi paylaşılsa bu 7,5 milyar. Ben çaresini buldum. Sen Nur, benim teorimi söylemiş miydim? Hayır. Şimdi genetik ve biyoteknoloji çok ilerledi. İnsanları 30 santimetre, 20 santimetre indirebiliriz. O zaman dünya büyüyor. İstediğiniz kadar toprak, istediğiniz kadar petrol ve böcekleri istersek hayvanları uzaktan kumandayla şey yapabiliriz yahut küçültebiliriz. İmkanlar var yani. Tabii. Uzaya gitmekten daha kolay. Daha evvel hayvanlar bizi kumandayla yönetmezse. Tabii. Tamam, böyle, teşekkür ederim. Böyle bağlayalım. Bağlayalım. Ben teşekkür ederim. Bilerek bağlayalım. Bugün saçmalamak da iyidir bazen. Böyle hoşuna gider. İnsan zaman eğlenir o zaman. Şu acı dünyada biraz da ara sıra hakkımız bizim de, değil mi? Çok çektik. Biz bugün Komet'in, yani Gürkan Coşkun'un misafiriydik. Bir sergi eşiğinde şiirden, resimden konuştuk. Yine güzel bir insanla güzel günlere inancımızı konuşuruz. Sağlıkla kalın, sanatla kalın, özgürlüğünüzü koruyun. Görüşmek üzere.